Arkadaşlar merhaba. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayım sizin. Artık bazı şeyler ne yazık ki hem teknolojinin gelişmesiyle hem belki çağımızın gerektirdiği bir şekilde yavaş yavaş kayboluyor. O yüzden bugün sizlere koleksiyonumdaki artık bulunması zor olan, ne yazık ki yani bulunması zor olan bazı ürünlerden bahsetmeye çalışacağım. Bunların tamamı Stephen King'e ait değil. Ama genelde hem Stephen King hem de böyle film ağırlıklı olacak. Film, işte müzik, soundtrack, DVD, Blu-ray aklınıza ne geliyorsa. Ve onun yanında da yine benim kitaplığımda olan, şu an için hani aklımda olan, bulunması zor olan yine bazı kitaplardan bahsedeceğim. Hem Stephen King'in kitapları hem başka kitaplar. Bunun çeşitli sebepleri var bulunması zor olan kitapların. Bunların zaten yeri gelince onlardan da bahsederim neden zor bulunduğuna. Bazıları geçici, bazıları kalıcı olarak zor bulunuyor ne yazık ki. Ama arkadaşlar koleksiyonerler olarak bence bu filmlerin zor bulunması bizim için kötü bir şey oldu. Mesela 2017 filminden sonra, o birinci bölüm filminden sonra ben hatırlıyorum. Yurt dışında hala VHS kaset üretimi devam ediyormuş arkadaşlar. Yabancı basımlarda zaten. Fakat o yıllarda öyle hatırlıyorum yani. O film yayınlandıktan sonra VHS kaset olarak kaset üreticileri bu yılın sonunda VHS kaset üretimini durduracaklarını, 2017 yılındaki film için örnek veriyorum, 2018'de basıldı diyelim. 2018 itibariyle artık VHS kaset üretimini durduracaklarını, yeni film üretmeyeceklerini açıklamışlardı. Bu da tabii ki kötü oldu arkadaşlar koleksiyonerler için. Hani dediğim gibi çağın getirdiği bir şey mi yani, hani şeyleri bırakın yani DVD, Blu-ray'i bırakın yani artık neredeyse 4K'lar bile tarih olmak üzere. Hani diyorum ya yani VCD'ler, kasetler, DVD'ler zaten çoktan geride kaldı da hani Blu-ray kalitesi iyi falan filan derken artık neredeyse 4K filmler bile dediğim gibi tarih olmak üzere. Onun dışında da dijital platformların bunda biraz etkili olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü yani hala ben yurt dışından film alan bir koleksiyonerim. Bizim ülkemizde yayınlanmıyor. Benim gidip yani mağazadan yerli basım olarak alabildiğim son film arkadaşlar 2017 o film, Stephen King filmlerinden bahsediyorum. Sırf bu yüzden 2019'da çıkan o ikinci bölümü, yine 2019'da çıkan Doktor Uyku'yu, yani bunun gibi pek çok yeni filmi ben yurt dışına yabancı basım olarak almak zorunda kaldım. Orada hala satış var, üretiliyor, onun için söylüyorum yani. En son işte mesela 2022'deki Tepki filmi yani. Hala yurt dışında bunların yabancı basımları çıkıyor. Bizim ülkemizde artık yani dövizdeki dalgalanmadan dolayı yükseliş diyelim. Dalgalanma demeyelim de gitgide artıyor çünkü dalgalanma bir aşağı bir yukarı olur. Bizdeki yani roket gibi maşallah yukarı doğru gidiyor sürekli. Belki de bundan dolayıdır yani ülkemizde artık yeni bir filmin üretilmemesi. Ama dijital platformların da bunda az da olsa etkisi olduğunu düşünüyorum da onun da dezavantajı şu bence arkadaşlar. Bir tane dijital platformu yok. Yani Amazon Prime var, Netflix var, Exxen var, Gain var, bilmem ne var. Yani 2-3 tane film izlemek istediğiniz zaman o 2-3 tane filmin tamamını aynı dijital platformda bulamayabilirsiniz. Yani 10 tane dijital platforma birden üye olmak zorunda kalabilirsiniz. Kaldı ki hepsine üye de olsanız bazı filmleri, örnek veriyorum, şurada göstereceğim Children of the Corn serisini, yani herhangi bir dijital platformda bulabileceğinizi düşünmüyorum ben. Altyazılı bile olsa bulamazsınız yani. O yüzden bu filmlerin üretimine önem veriyorum ben. Hala üretimi devam etmeli ki hem alıp izlemek isteyen insanlar hem de koleksiyonerler bundan faydalanabilsinler. Ama ne yazık ki ortada bir gerçek var arkadaşlar. Artık bu filmleri bulmak çok çok zorlaştı. Hele yerli basımlara hiç girmiyorum yani. Bulursanız kaçırmayın. Hem benim gibi koleksiyon yapmak isteyenler için hem de arkadaşlar böyle bir merak olan insan varsa aranızda onların merakını gidermek adına yine koleksiyonumdaki eksi mutlaka vardır ama bendeki Stephen King filmleriyle başlıyorum arkadaşlar. Mezarlık Devriyesi. Bunun VCD'lerin hepsi arkadaşlar, bir tanesi hariç tamam Türkçe dublajlı. O bir tanesini de zaten yeri geldiğimi söylerim size hangisi olduğunu. Mezarlık Devriyesi. Yeşil Yol. Yüzyılın Fırtınası bölüm 1. Yüzyılın Fırtınası bölüm 2. Esaretin Bedeli Tiglon. Ve Esaretin Bedeli Palermo. Palermo'nun dublajı daha iyidir arkadaşlar. Bakın arkada da Palermo diye yazıyor. Yan tarafta Özlem Film diyor. Türkçe dublaj olarak izlemek istiyorsanız imkanınız varsa Palermo'dan izleyin. Tigrun'un dublajını çok beğenmiyorum ben. Hayvan Mezarlığı 1. 89 filmi. Bu da Hayvan Mezarlığı 1 filmi. Fakat arkadaşlar karton etimde Hayvan Mezarlığı 2'nin görüntüsü var. Şu da Hayvan Mezarlığı 2. Zaten gördüğünüz gibi bunda 92 film olması lazım. Gümüş Kurşun. 1990 O filmi. Tim Curry'nin Pennywise'ı canlandırdığı uyarlamaydı arkadaşlar. Televizyon filmi bu 3 saatlik. Güzeldi. Ben beğeniyorum yani. Konu da güzel olduğu için hem 1990 filmi hem 2017 filmi güzel olmuş. 2019'u çok beğenmemiştim. Instagram hesabımda da zaten neden beğenmedimle ilgili detaylı bir açıklama yapmıştım. Merak eden varsa o gönderime bakabilir. 2019 yılındaki. Ölüm Kitabı. Mahşer Bölüm 1. Mahşer Bölüm 2.
1980 Cinnet filmi. VCD'lerde tek dublaja sahip olmayan film bu arkadaşlar. Bakın zaten sağ altta da yazıyor Türkçe altyazı diye. Türkçe altyazıya sahip bu film. Bunun sebebi de arkadaşlar Stanley Kubrick'in bu konuda çok titiz olması. Çektiği çoğu filmde dublaja izin vermiyormuş arkadaşlar. Mesela şey diyorlardı, Yüzüklerin Efendisi'nde de Peter Jackson Türkçe dublaj seslendirmesi yapılmadan önce hani bir örnek istemiş dublajı yapacak sanatçıların seslerini. O onay verdikten sonra tamam bu seslendirme ekibiyle olur dedikten sonra zaten Türkçe dublajına izin verilmiş. Yani ortada çok büyük bir başarı varken sırf dublajı kötü diye filminin kötü alınmasını istemiyor insanlar herhalde. Kendilerince haklı olabilirler belki, bilemedim şimdi. Cinnet Bölüm 1, Cinnet Bölüm 2. Bunlar Medium'un uyarlamaları arkadaşlar. 1980 filminde gerçekten büyük bir yönetmen başarısı var Stanley Kubrick'in ve Jack Nicholson'ın performansı müthiş. Gerçekten yani olağanüstü oynamış. 1997 televizyon filmlerinde güzel tarafı arkadaşlar, kitaba daha çok sadık kalmışlar. Cinnet filminde Medium kitabı biraz değiştirildiği için zannedersem Stephen King buna sitemkar bir şekilde filmi çok beğenmediğini söyler. 97 uyarlamasının güzel tarafı da dediğim gibi kitaba daha çok sadık kalmışlar. Oyunculuk ve film kalitesi olarak 1980 performansı beklemeyin tabii ki. Lanetli Hediyeler, Ruhlar Dükkanı'nın uyarlamasıydı bu. Dolores Claiborne. Yaratık. Düş Kapanı. Gizli Pencere. Ölüm Bölgesi. Kujo. Lanetli Ev. Rüyalar, Karabasanlar, Savaş Alanı. Yeni Rüyalar ve Karabasanlar 5. Çeyrek. Bunların her birinde arkadaşlar 4'er tane, ikisinin toplamında 8 tane kısa film var. Her biri yaklaşık söylüyorum 35 dakikalık. Güzeldir. Hikayelerinden uyarlanan filmler Stephen King'in. Öldürensiz. 1408. Gizemli Yabancı. Sleepwalkers. Rose Red Konağı. Hayaletin Günlüğü. Bu Hayaletin Günlüğü Rose Red Konağı'ndan sonra çekildi ama kronolojik olarak konağın yapımını daha öncesini anlatıyor arkadaşlar. Siz yine çekildi sırayla izlerseniz daha iyi olur tabi. Gece Katili. Bahçıvan. Kedi Gözü. Böyle hızlı hızlı sayarken arkadaşlar hepsini böyle tek bir yerden toptancıdan almışım gibi geliyor. Bana da böyle kolay geldi de. Yani şu koleksiyonu bir araya getirene kadar neler çektim bir ben bilirim yani. Çünkü bir arada toplamak gerçekten zor arkadaşlar ve bunların hiçbiri böyle içi boş şeyler değil çünkü öyle de satılıyor onu da biliyorum yani. Kimisi diyor işte sadece kutusu var diyor içinde disk yok diyor. Kimisi diyor disk hasar görmüş diyor disklerden birisi eksik veya işte takıyorsunuz çalışmıyor falan. Bunların tamamı çalışan VCD'ler çünkü bunların tamamı zaten benim bilgisayarımda kayıtlı. Ara sıra da açıp izliyorum zaten. Yani oradan biliyorum çalıştıklarını denedim çünkü hepsine. Günah Tohumu 2, Öfke. Gözün uyarlamasıydı. Bu ne? Bu da yine Gözün başka bir uyarlaması arkadaşlar. Günah Tohumu 2002 televizyon filmiydi bu. Mengene. Mengene 2. Geri Döndüler 1. Geri Döndüler 3. Her baktığımda gülüyorum Stephen King diye. Yazım yanlışlarından biri daha. Katil Kamyonlar. Bu da öyle arkadaşlar. Bakın sırtında Katil Kamyon. Önünde Katil Kamyonlar yazıyor. Neyse dediğim gibi filmi bulduğumuza şükür ediyoruz artık. Ölümcül Sır. Korku Şovu 1. Bu da arkadaşlar Stephen King'in hani yazar olarak değil ama seslendirme sanatçısı olarak katkı verdiği filmlerden birisi. Stephen King'in seslendirme sanatçısı olarak katkı verdiği başka filmler de var aslında. İşte Simpsonların bir bölümünde oynamış. Neydi o şu cinayet çözen bir dizi vardı adını unuttum şimdi. Onun yine bir bölümünde oynamış. İşte şeyde var Kingdom Hospital'da var falan filan ama hani bunların arasında Türkçe olarak bu şekilde çevrilen film sayısı az. O yüzden ben de Ölülerin Günü'nü bulmuşken onu da koleksiyonuma katayım dedim. Çünkü oyunculara katkı verdiği filmler Stephen King'in bir hayli var aslında. Bunların bazıları da kendi filmleri zaten. İşte Rose Red Konağı'nda oynadı, Cinnet 1. bölümde oynadı, Under the Dome dizisinde oynadı, o 2. bölümde oynadı falan filan yani. Hani o yüzden Stephen King'in kendi filmi olunca orada bir an için böyle Stephen King'i görmek belki çok sürpriz bir şey olmuyor. Mesela Maksimum Güç filminde de oynadı Stephen King, küçük bir rolü var. Ama hani böyle Stephen King'in filmi olmadığı halde ustanın sesini duyunca veya böyle işte ekranda görünce gerçekten sürpriz oluyor. Soundtrack'leri geçiyorum arkadaşlar. Esaretin Bedeli, Yeşil Yol, Yanımda Kal, yani Stand By Me, o birinci bölüm ve Kristin filmlerinin soundtrack'leri. Bunların benim için özeli yani soundtrack'lerini almamın sebebi benim için özel tarafı bu filmlerin. Hem filmleri hem de film müziklerini gerçekten beğeniyorum arkadaşlar bu 5 filminde. Hele zaten Esaretin Bedeli, Yeşil Yol ve şurada gördüğünüz Yanımda Kal filmleri Stephen King'den bağımsız olarak benim gerçekten en sevdiğim filmler arasında.
Onların da o yüzden soundtracklerini aldım. Hani bunlar dışında en sevdiğim 30 film koleksiyonum da var. Daha önce tanıtmıştım arkadaşlar. Başlangıç, Matrix, Dövüş Kulübü, işte 12 Kızgın Adam falan filan vesaire Prestige diye gidiyor. Onların da bulabildim. Bütün yerli basım formatlarını aldım. DVD, VCD, Blu-ray, 2 disk DVD aklınıza ne geliyorsa soundtrackler dahil. Ama hani bugün sadece filmlerde Stephen King üzerinden gitmek istedim. Bunlar işte bulması zor olan ürünler arkadaşlar ne yazık ki. Esaretin Bedeli'ni, yabancı basım veya VHS ve yerli basımlara geçiyorum. Bunlar gerçekten zor bulunan ürünler arkadaşlar. Hani koleksiyon yapıyorsanız ve bütçenize uygun bir şey buluyorsanız kaçırmayın derim. Çünkü bunun benim için söylüyorum yani bulunmasının zor tarafı şu. Hem arkadaşlar korku filmi özelinde zaten bir koleksiyon yapan ekip var genel olarak yani. Bütün dünyada sadece ülkemize has değil. Onun dışında da arkadaşlar genelde böyle nostaljiyi seven insanlar hani böyle plaktır, işte VHS kasettir, VCD'dir. Buldu mu filmi beğensin beğenmesin ondan bağımsız yani topluyor. Benim de öyle işte görüyorsunuz yani sadece beğendiğim filmleri almıyorum. Stephen King filmi oldu mu direkt alıyorum. O yüzden denk getirip bulması da gerçekten zor oluyor. Yerli basımlar arkadaşlar maksimum güç. Bunlar da kasetler. Mengene. Korku günleri. Mengele'nin Korku Günleri'nin ve Esaretin Bedeli'nin bende yerli basım afişleri de var. Hani en azından şeyle kasetle uyumlu olacak bir şekilde. Esaretin Bedeli. Yerli basım kaseti. Benim kaseti oynatacak düzeneğim olmadığı için kasetler hepsi içi dolu zaten bu arada. Hepsinin zaten kendi kaseti var. Ama çalışıyor mu çalışmıyor mu hiç kontrol etmedim. Denemeyi de düşünmüyorum arkadaşlar. Zaten eski ürünler. Hani takıp bu sefer içindeki banda zarar verme olasılığım da var. Dediğim gibi yeteri kadar formatım da var her birinden. VCD'sinden, DVD'sinden, Blu-ray'ine varana kadar. Hani kasetleri hiç takıp denemedim yani. Şu da arkadaşlar. Ölüme koşan adam. Bunun da bende film afiş var. Orada da ölüme karşı koşan yazıyordu film afişinde. Hani dediğim gibi ufak tefek böyle isim farklılıkları olabiliyor. Ama gönül ister ki yani hepsinde aynı isim yazsa. Hani yan yana koyduğun zaman bir bütünlük sağlıyor. İleride şimdi ben bunun afişine çerçeveletip odama astığımda altına da böyle kaseti koyduğumda birisinde ölüme koşan adam öbüründe ölüme karşı koşan yazınca hoş bir görüntü olmayacak haliyle. Bunlar Snapcase DVD'ler arkadaşlar. Gizemli yabancı. Bakın şuradaki kavisten anlıyorsunuz Snapcase olduğunu. Dolores Claiborne. The Green Mile. Yabancı basın bu ondan. İngilizcesini söyledim. Cinnet. O birinci bölüm. Ve yine The Shawshank Redemption'ın yabancı basın Snapcase DVD'si. Şurada Blu-ray'ler var arkadaşlar. Blu-ray'lerden devam edeyim. Şu koleksiyonuma katılan son filmlerden birisiydi. Bakın 4K artı Blu-ray diyor burada Stand By Me. Gerçekten çok güzel bir filmdir arkadaşlar. 1986 Rob Reiner filmi. Hala izlemediyseniz öneririm. Yani özellikle onu bir çıkarıp göstermek istedim şöyle. 2014 Carrie filmi. Chloe Grace Moretz ile Julianne Moore'un başrollerini paylaştığı. Yeşil Yol. Pet Sematary. Bu arada arkadaşlar bunlar da tamam da Türkçe destek var. Stand By Me ile Carrie de Türkçe altyazı olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Ama Yeşil Yol ve Hayvan Mezarlığı'nda Türkçe dublaj var. Ondan eminim yani şu ikisinde Türkçe dublaj var. Şu arkadaşlar benim çok önce yurt dışından aldığım yabancı basım The Shawshank'ten şimdi bunda bir Türkçe destek yok. Ama daha sonra şu filme Türkçe altyazı eklediler diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlar bakın şurada. Hani bakın şurada tam parmağımın altında görüyorsunuz. Türkçe yazıyor Tayin'in yanında Turkish diyor. En azından hani Türkçe altyazı da olsa bir destek vermişler. Şu arkadaşlar Children of the Corn'un 10. filmi Runaway Blu-ray. Bu da 11. film arkadaşlar. 2020 filmiymiş. Children of the Corn'un. Yani getirdikçe getirirler. Frene mi basmasını bilmiyorlar. Artık böyle ucuza bir anlaşma yaptılar. Stephen King'le ucuza nereden film çekeriz diye sürekli devamını mı getiriyorlar anlayamadım. Yani bu Mısır'ın çocukları filmi çekme azmi nereden geliyor? Anlamak gerçekten zor. Yani 11 tane film çekilmiş arkadaşlar. Stephen King'in en fazla uyarlaması gelen hikayesi büyük olasılıkla Mısır çocukları hikayesi. Filmde de hani Mısır'ın çocukları diyordu. Şey tam tersi özür dilerim. Şeyde Hayaletin Garip Huylarında Mısır'ın çocukları şeyin adı, hikayenin adı. Ama bizimkiler hani filmde şurada yazınca hatırladım Mısır çocukları olarak çevirmişler. Yani işte Children of the Corn yani. 11 tane filmi gelmiş. 15-16'ya kadar gider herhalde. Ne zaman duracaklar ben de merak ediyorum. Şu arkadaşlar 11, 22, 63. Stephen King'in gerçekten en başarılı dizilerinden birisi. Bence öyle yani. Bunu Uğur'la yaptığımız YouTube söyleşisinde de söylemiştim. Yani bana sorarsanız arkadaşlar kitabın uzunluğuyla orantılı olarak söylüyorum. Bu dizi maksimum 8-10 bölümde çekilirdi. Onlar da öyle yapmışlar. Mesela O filminin
3 saatlik televizyon şey o kitabın yani 1214 sayfalık kitabın o tam metinin 3 saatlik televizyon filmini çektikleri için çok kısa tutmak zorunda kalmışlardı. Kitabın yanında sönük kalmış. 1024 sayfalık Kubbenin Altında kitabının da 39 bölümlük dizisini çektiler arkadaşlar. 3 sezon her biri 13 bölümden 39 bölümlük dizi. Yani çek Allah çek bitmiyor artık. Saçma sapan karakterler soktular. Kötü karakterleri bir ara iyi yapmışlar. Böyle işbirliği yapıyorlar falan filan. Kitaptan kopmuşlar yani. O yüzden bence çekilen dizinin kalitesi kadar uzunluğu da önemli. Yani kitaptan uyarlanan dizileri kastederek söylüyorum. 22-11-63 dizisi de gerçekten örnek bir dizidir bu konuda. James Franco'nun oyunculuğu falan gerçekten çok iyi. Kitap zaten harika, bahsetmeye gerek yok da. Yani o kitabı da daha güzel ama görüyorsunuz her dizi iyi olmuyor ne yazık ki. İşte yine kötü bir uyarlama daha Karakule serisi harika olduğu halde filmi gerçekten berbattı. Dark Tower'ın yine Türkçe dublaja sahip. Evet bakın arkadaşlar audio bölümünde 5.1 destek verilmiş Türkçe olarak. Şurada yine görüyorsunuz küçük parmağımın hizasında. Türkçe desteğe sahip Blu-ray'i. Karakule'nin Steelbook Blu-ray'i. O birinci bölümün yine yerli basım Blu-ray'i. Steelbook Blu-ray. Doktor Uyku'nun yine arkadaşlar Steelbook Blu-ray'i. Sinemada izlediğim en iyi King uyarlamasıydı arkadaşlar. Yani son yıllarda çekilen gerçekten en iyi King uyarlamalarından biriydi. Çok beğendim ben. Ayrıca arkadaşlar Rebecca Ferguson'la Ewan McGregor'ın oyunculukları da çok güzeldi. Başrollerdeki oyuncular. Çok beğendim ben. Şu da arkadaşlar sonradan çıkan bir film. Yani bunu henüz açıp bakmadım zaten. Bunda bir Türkçe altyazı desteği de yok. İnternetten anca altyazı bulup izlemem lazım. Aratmadım da ama Pennywise The Story of It diye. İnternette böyle kısa bir bölümünü gördüm. Stephen King'in bir yerde böyle çok eski zaten videodan belli bir röportajıyla başlıyor. Belgesel zannedersem o tarzda bir şey çekmişler. It'in hikayesi diye. Tim Curry ile falan herhalde röportajlar var. Ya Stephen King ile alakalı olduğu için ve tabii ki yani kafamda da direkt şöyle Pennywise olduğu için dikkatimi çekmişti internette gezerken. Görünce de hemen aldım. Hani güzel bir şeye benziyor ama henüz izlemediğim için yorum da yapamıyorum. Ama koleksiyonda güzel durdu bence. Sonuçta Stephen King yazar olarak katkı vermese de Stephen King'in oluşturduğu bir karakter veya yazdığı bir kitap üzerine yapılan bir proje olduğu için koleksiyonuma kattım. Tales from the Dark Side arkadaşlar şunun Korku Günlerinin bu DVD'si. DVD'lere geçtim Blu-ray'lerden. Yine arkadaşlar Tales from the Dark Side dizisinin birinci sezonu ve dördüncü sezonu. Birinci sezonda da dördüncü sezonda da Stephen King'in birer tane hikayesinden uyarlanan filmler var arkadaşlar. Bir tanesinde Tanrıların Bilgisayarı vardı. Sis kitabından. Öbürünü tam şimdi ezbere hatırlayamadım. 76 kere arkadaşlar. Carrie 2. Bunlar DVD ve yine 2014 filminin yerli basım DVD'si Günah Tohumu. Hayvan Mezarlığı 1. Ve Hayvan Mezarlığı 2. Bunların da çoğu arkadaşlar yerli basım. Yabancı basım varsa zaten elimde yerli basımı benim haberim olmadı veya yani ülkemizde böyle bir şey yayımlanmadığı için yabancı basımdır. Yerli basım bulduğumda dediğim gibi benim birinci tercihim yerli basım oluyor. Yabancı basım filmlerden çok haz etmiyorum yani. Yine Hayvan Mezarlığı 2017, şey 19 özür dilerim. 2019 Hayvan Mezarlığı'nın yerli basım DVD'si. Yani evet arkadaşlar bakın mesela buydu herhalde en son aldım doğru. 2019 Nisan'ında mıydı? Mart'ında mıydı? Öyle bir şeyde gösterime girmişti bu film. Bunu da gidip direkt zaten girdiği gün sinemada izlemiştim. 5 Nisan mıydı hatırlayamadım şimdi tam tarihini. Direkt sinemada izlemiştim girdiği gün. Ondan sonra işte bunun bir yerli basın böyle DVD'si çıkmıştı. Ondan sonra kesildi arkadaşlar. Dediğim gibi aynı yıl sonuçta şeyde o ikinci bölüm de gösterime girdi 2019'da. Ve yine aynı şekilde şeyde Doktor Uyku da yine aynı yıl gösterime girmişti pandemiden önceydi. Bakın onların yerli basın bir filmi gelmedi yani. Hayvan Mezarlığı yerli basım çıkan son filmlerdendi ülkemizde. Tepki 1. Tepki 2 Uyanış. Yine arkadaşlar 1980 Cinnet filmi ve 97 Cinnet filmi 2 diskli set. Doktor Uyku. Yani bakın bahsettiğim şey bu işte mecburen yani yurt dışından yabancı basım almak zorunda kaldığım ürünlerden birisi. 1408 Riding the Bullet. Bu da arkadaşlar Luna Park Treni adındaki bir hikayeden uyarlanmış. Fena değildir. Hikaye de güzeldi. Dolan'ın Cadillac'ı. Rüyalar ve Karabasanlar'daki benim en sevdiğim iki hikayeden birisiydi. Film o kadar parlak olmasa da hikaye gerçekten muhteşemdir. Okumanızı öneririm arkadaşlar. Mengene, The Mangler, yabancı basım DVD'di.
Sometimes They Come Back Again. Yukarıda Geri Döndüler 1 ve 3'ü göstermiştim arkadaşlar. 2'nin benim bildiğim kadarıyla yerli basın formatında herhangi bir filmi çıkmadı. O yüzden ben de yabancı basım olarak aldım bunu. Kedi Gözü, Big Driver ve A Good Marriage. İkisi de 1920 Zifiri Karanlık Yıldızsız Gece'deki hikayelerin uyarlamaları. O yüzden yan yana koydum. 1922 de benim en sevdiğim iki King hikayesinden birisidir, Dolunun Cadillac'ı ile beraber. 1922'nin Netflix filmi çekildiği için benim bildiğim böyle bir formatı yok. Sonuçta Netflix'i üye olup izlesin insanlar diye zaten. Aynı şekilde Geralt's Game de öyle, yani oyunun uyarlaması da Netflix filmi olduğu için o ikisinin herhangi bir formatta böyle bir şey çıkmadı. İnsanlar Netflix'i üye olup izlesinler diye yapıyorlar zannedersem. Rose Red 2 disk özel versiyon. Enir Rimbaud'un günlüğü. Şurada gördüğünüz Hayalet'in günlüğünün DVD'si arkadaşlar. Bunda da bir isim farkı var gördüğünüz gibi. Birinde Hayalet'in günlüğü, elinde öbüründe Elin Rimbaud'un günlüğü yazıyor ama sonuçta ikisi de aynı film. Sleepwalkers. Yabancı basım DVD ama bunda da Türkçe altyazı vardı diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlar. Bakın Hindi ile Danish'in arasında Turkish diye yazıyor zaten altyazılar bölümünde. Korku Show 1. Creep Show 2. Bu yabancı basımda arkadaşlar. Şöyle netleşmedi az önce herhalde şu Korku Show 1'i de. Golden Years. You Can't Kill Stephen King. Bu arkadaşlar aslında Stephen King'in yazar olarak veya seslendirme sanatçısı olarak katkı vermediği bir film ama sonuçta konusu da Stephen King olduğu için, içinde de Stephen King'in adı geçtiği için özellikle almıştım. Kötü filmdir bu arada, çok da büyük bir beklentiyle izlemeyin, izledim ben. Kingdom Hospital. Merhamet. Karakule. Tiner. Burada da Stephen King oynuyordu arkadaşlar. Falcı'nın uyarlamasıdır bu. Frekans. The Stand. Mahşer. Bunun dizisi de şu arkadaşlar. 2020 dizisi. Diziyi henüz izlemedim. Filmi çok beğenirim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir uyarlamadır. Oy sayıları da birbirine çok yakın. IMDb'de baktım. 1994 filmi 38 bin oy. 2020 dizisi de 30 bin oy civarı almış ama puan olarak çok fark var. Bir tanesi böyle 5.3-5.4 civarı ama 1994 filmi 7'nin üzerinde bir oy almış. Ben de 7 vermiştim zaten IMDb'de. Şu uyarlama gerçekten güzeldir. Şunu artık bakacağım arkadaşlar. 9 bölümlük, hani kısa bir diziymiş zaten, öyle çok uzun da değil. İlk fırsatta izlemeyi düşünüyorum ama puanını da biraz düşük görünce hevesim de kaçtı yani. Şu Gümüş Kurşun. Cujo. The Dark Half. Hayat Hemen Karanlığın uyarlaması arkadaşlar bu. Timothy Hutton'ın oyunculuğu gerçekten çok güzel. Film pek bir şeye benzemiyor. Eski bir film zaten, 1990 filmi olması lazım. Hani öyle büyük bir beklentiyle izlemeyin ama dediğim gibi oyunculuk gerçekten güzeldi. Kemik Torbası'nın uyarlaması. Bag of Bones. Yabancı basım ama bunda da Türkçe altyazı vardı. Düş Kapanı. Dolores Claiborne. Misery, Sadist'in uyarlaması. Oscar ödüllü Kathy Bates diye reklamını yapmışlar. The Tamina Curse, Şeffaf'ın uyarlamasıydı. Yaratık. Christine, John Carpenter'ın. Güzel filmler arkadaşlar, öneririm, izleyin yani. Bu da arkadaşlar 23.11.63'ün DVD'siydi. Şöyle aradan çekmek gerekecek çünkü fazla sıkıştırmışım. Apt Papil, yani VCD'sindeki adıyla özür dilerim, Ölümcül Sır'ın DVD'si. Türkçe altyazı var. Ölümcül Sır'da Drowning Man. Yani Ölüme Koşan Adamın DVD'si. Gizemli Yabancı. Pardon. Graveyard Shift. Ve geliyorum arkadaşlar uzun seriye. Children of the Corn 1. 2, 3, 4, 5, 6, 666, 7, 8, işlerinde tek yerli basım bu arkadaşlar, 9, Mısır Çocukları Yaratılış ve şuradaki gösterdiklerim de 10'la 11'di zaten. Runaway 10. Şu da 11. filmdi. Dediğim gibi tam 11 tane uyarlaması geldi Children of the Corn'un. Şu arkadaşlar Öldüren Sis. Şu da Öldüren Sis'in 2 disk özel versiyonu olana. Hani dediğim gibi ben koleksiyoner olduğum için ekstra böyle 2 disk versiyon falan filan çıkarsa onları da alıyorum.
tabii denk getirmek şartıyla. Yuvalar ve Karabasanların DVD'si arkadaşlar. Stand By Me. Çok çok harika bir filmdir arkadaşlar. IMDb'de zaten ilk 250'nin içerisinde böyle 230-220 o sıralarda zannedersem. Fakat ben kısa romanı okuduktan sonra izlemiştim. Kısa roman benim en sevdiğim kısa romandır arkadaşlar. Yani şimdiye kadar okuduğum en iyi kısa romandı Ceset. Stephen King'in Ceset adlı kitabındaki iki tane kısa romandan birisi. Ondan mıdır bilmiyorum yani. Çok çok beğendiğim için, harika bulduğum için belki hani böyle bir tık düşük gelmiş olabilir. Hemen böyle arkasından izlemiştim çünkü. Hani o yüzden sadece 9 yerine 8 verdim şu filme. 8 de benim için çok iyi demek yani, gerçekten çok iyi demek. 8 verdiğim bir filmdi IMDb'de. Yeşil Yol benim için mükemmel bir film. Buna 9 vermiştim. Yüzyılın Fırtınası da aynı şekilde 9 vermiştim. Yerli basın DVD'si. Esaretin Bedeli de IMDb'de 10 verdiğim tek filmdir. 3 disk özel versiyon. Bu kaçıncı? 10. yıla özeldi, evet. 10. yıla özel çıkan 3 disk özel versiyon. Tiglon'dan Prestige Edition ve 2 diskli özel versiyon Prestige Edition. Kutusunda duruyor bu, zaten daha açılmadı. Ve daha sonra arkadaşlar bu filmin özen filmden, şey özür dilerim, yeni film, şu solda yazıyor zaten. Ya bunun sahibi zannedersem aynıydı ya Tiglon'la yeni filmde. Yıllar sonra yeniden geldi bu film. Fakat şuradaki tek eksik arkadaşlar işte şey, Türkçe dublaj yok burada. Dil desteği vermemişler. Sadece Türkçe altyazı var. Ama yerli basım en azından, yani kapağında Esaretin Bedeli yazması da bir şeydir. Çıkar çıkmaz bunu da almıştım. Çok uzun süre basım yoktu. İnsanlar bekliyordu çünkü. Bahçıvan. Gizli Pencere. Koleksiyona son katılan filmlerden birisi. The Outsider dizisi. The Langoliers. Gece Yarısı'nın İki Kilçe'deki Umacılar adlı kısa romanın uyarlamasıdır bu da. Kısa romanı çok beğenirim. Filmi henüz izlemedim. 1990 o filmi, 2017 o filmi, birinci bölüm tek disk DVD, iki disk özel versiyon DVD. Şu da 2019 o filminin DVD'si arkadaşlar, Chapter 2 diyor. Ölüm Bölgesi. Bu da Dead Zone'un dizisi arkadaşlar. 5 sezon olması lazım. Bende ilk 4 sezon var. Burada ilk 2 sezonda yanlış hatırlamıyorsam Türkçe altyazı vardı. 1. sezon, 2. sezon. 3 ve 4'te Türkçe dil desteği yok. 3. sezon ve 4. sezon. Ya artık son sezonu da henüz almadım arkadaşlar. Ya dediğim gibi yurt dışında da öyle zannedersem yani, hani yıllar geçtikçe biraz değerleniyor herhalde. Bir de Amazon'un kötü bir uygulaması var. Yani işte örnek veriyorum, Euro ile veya işte dolarla, neyse yani, satın almak istediğiniz Amazon'un yurt dışı sitesinden bir şeyi. Şimdi bizim Merkez Bankası'nı veya televizyondaki kuru açıp bakıyorsunuz. Dolar yazıyor orada işte 32,80, neyse. Amazon'a bir giriyorsunuz, 33,90'dan veriyor size falan filan yani. Öyle olduğu için biraz da oradan da katlanıyor. Onun dışında zaten maşallah yani filmden daha fazla, film ücretinden daha fazla, 2-3 katı kadar hem kargo ücreti hem de gümrükten vergi ödüyorsunuz. Onlarla beraber yani hani o paraya 3 yıllık falan Netflix üyeliği alırdım herhalde. Neyse artık yani koleksiyon yapıyoruz diye mecbur katlanıyoruz. Under the Dome. Birinci sezon. İkinci sezon. 3 yok bende şimdilik. Heaven dizisinin birinci sezonu. Ya bu zaten arkadaşlar 5 sezon falan. Tahmin söylüyorum 65 bölüm müydü? Onun gibi bir şeydi ama diziyi de henüz izlemedim. Hani diğer bölümleri de çok almayı düşünmüyorum. Sırf koleksiyon olsun diye sadece birinci sezonu almıştım. Büyük olasılıkla onları devam ettirmem. Şunlar da çok az kaldı. Dead Zone'un 5. sezonuyla son sezon artık yani. Under the Dome'un yine son sezon. 3. sezon sadece eksik. Belki onları ileride alabilirim de Heaven'ın kalan sezonlarını almayı düşünmüyorum şimdilik. Salem Slot'un ilk filmi. İkinci film. Return to Salem Slot. Bunlar zaten yabancı basın. Onun dışında da arkadaşlar şu yukarıda bahsettiğim 2004 filmi. Lanetli Evin uyarlaması. Gerçekten güzel bir filmdi arkadaşlar, televizyon filmi olmasına rağmen. Ve hani şöyle Donald Sutherland, Rob Lowe, yani bunlar gerçekten hani çok şu işte baştaki iki oyuncu zaten, ikisi de kalitelerini ispat etmiş başarılı oyuncular bence öyle yani. Hatta adamın tam, ha evet, şu işte adını hatırlayamadım da bakın, Yeşil Yol'daki o hapishane müdürü vardı hatırlarsınız, o da burada oynuyor. Yani Stephen King'in filmlerinde zaten hani belli bir kadro oluyor genelde, onu da devam ettiriyorlar öyle. Yani herhangi bir Stephen King filminde bir oyuncu görüp daha sonra aynı oyuncu başka bir Stephen King filminde gördüğümüzde artık çok bizim için sürpriz olmuyor. Belli oyuncularla çalışıyorlar. Bu bizdeki dizi mantığı işte, hani bir kanalda dizi çekilince dizi erken final yapıyor, başka bir şey oluyor. Sonra 2 ay sonra
başka bir dizide bir bakıyorsun aynı oyuncuyu tekrar görüyorsunuz orada. Ona da şey diyorlar, doğru mu bilmiyorum da. Yani örnek veriyorum, dizi mesela 20 bölüm diye ilk başta düşünmüşler. 20 bölümlük anlaşma yapıldığı için oyuncuya 20 bölümlük anlaşmanın karşılığı olan parayı veriyorlarmış. E bu sefer dizi 7. bölümde erken final yapınca sen geri kalan 13 bölümün parasını ver diyecek halleri yok. Bir sonraki dizide gel biz seni 13 bölümü daha oynatalım diye. Doğru mu bilmiyorum ama. Yani burada da böyle bir şey var mı? Stephen King filmlerinde hani büyük bir anlaşma yapıp sen Stephen King filmlerinde oyna diye. İşin şakası bir tarafa, yani büyük olasılıkla ya yapımcısı aynıdır ya İşte böyle televizyon filmi falan çekiliyorsa, dediğim gibi orada kanal sahibiyle iyi anlaştıkları için biz de hani biliyorsunuz bazı oyuncular sürekli belli oyuncularla çalışmak istiyorlar. Hani ben bununla iyi anlaşıyorum, beraber proje yapalım gibilerinden. Orada da öyle bir şey olabilir belki. Ama en azından benim açımdan söylüyorum, aynı oyuncuları tekrar görmek güzel oluyor. Yani Stephen King filmiyle bağdaştırdığım için başka bir filmde görünce de aa evet bak mesela Yeşil Yolda da oynamıştı, şurada da oynamıştı diye. İşte Yeşil Yoldaki gardiyanlardan birisi Esaretin Bedeli'nde Andy Dufresne'e müebbete mahkum etmeye çalışan avukatı oynuyordu. Elinde silah vardı hatırlarsınız, o yaşlı adam vesaire vesaire. Film kısmını geçtim arkadaşlar. Kitaplara geliyorum. Artık sonlara geliyorum. Bitireceğim. Şu kitabın zor bulunmasının neden arkadaşlar, yeni basımı geldi. Çeviri değişti. Altın Kitaplar bu kitabı tekrar bastı. Güzel yaptılar ama çeviri değiştiği için bu kitap hala kıymetli. Yani internette falan böyle arada bakıyorum, hala yeni basımı geldi halde yüksek fiyatlara satılıyor bu kitap. Onun sebebi de o olsa gerek. Dediğim gibi ilk çıkan yazma sanatı bu olduğu için, çevirisi de değiştiği için yeni kitabın. Şu kitap hala kıymetli. Yenisinin de şu an için basım yok zannedersem ama tekrar gelebilir sonuçta. Şunların sebebi arkadaşlar biraz daha farklı. Şu göstereceklerimi, şu kitaplardan bahsediyorum. Bunlar tekrar basılmayacak. O yüzden kıymetli benim için. Gecenin Pençesi arkadaşlar, hayvan mezarlığı olarak adı değişti. Ama sonuçta Gecenin Pençesi diye bir kitap tekrar basılmayacak. O yüzden kıymetli, bu koleksiyonerler için kıymet değeri var yani. Hortlak aynı şekilde. Korkağı geldiği için Hortlak diye bir kitap basılmayacak. Bunun ekstrası arkadaşlar, bu Stephen King'in ülkemizde yayınlanan ilk kitabıdır. İlk kitap yani. Bundan önce hiçbir kitabı yayınlanmamış Stephen King'in. Zaten şurada basım tarihinde görünce ne demek istediğimi anlayacaksınız. Daha önce çok göstermiştim de arkadaşlar. Bakın yine şuradan. Bakın birinci baskı Ekim 1976 diyor. Kapak düzeni Ethem Çalışkan. Hürriyet Offset falan. Yani Ekim 1976 tarihi gerçekten. Yani o yüzden kıymetli bir kitap. 48 yaşında bir kitap yani. Şunlar yine arkadaşlar, yani diziye dahil olduğu için Yeşil Yol artık tek kitap halinde basıldığı için şu 6 kitabı da zaten bu şekilde hani bir araya getirip hepsini bir toplamak da biraz zahmetli bir iş. Bulunmaz demiyorum, mutlaka bulursunuz da. Hani şöyle bütün seti bir araya getirip toplamak da biraz zahmetli bir iş. O yüzden bunun kıymeti burada. Şu da arkadaşlar, Richard Bachman'ın artık Stephen King olduğu öğrenildiği için bizim ülkemizde en azından Bachman kitapları çıkmıyor. Ülkemizde yayınlanan ilk ve tek Richard Bachman kitabı düzenleyiciler. Bunun kıymeti de orada. Ya mesela yurt dışında var arkadaşlar, yabancı basınlarını görüyorum ben. Bachman Novels diye ekstra kitaplar çıkarılıyor işte. İçerisinde düzenleyiciler var. Yok ne bileyim işte falcı var. İşte Yüzyılın Suçlusu Blaze'e eklemişler. Azrail Koşuyor var falan filan böyle. Yani tek kitap halinde direkt Bachman Novels diye basılan kitaplar da var. Yani Stephen King'in Richard Bachman olduğu önerildikten sonra bile o şekilde kitaplar çıkarılıyor. Ama bizim ülkemizde niyeyse basılmadı. Ya olabilir yani, hani diyorum ya, çok da elzem bir şey değil, illa Richard Bachman manasıyla bir kitap daha çıksın demiyorum. Sonuçta artık öğrendikten sonra Richard Bachman'ın Stephen King olduğunu böyle bir kitap çıkarmaya da gerek yok da, koleksiyonerler için değeri o yani, dediğim gibi Richard Bachman manasıyla yayımlanan tek kitap ülkemizde. Ya Cesedin de ben çok sevdiğim için buraya koydum arkadaşlar. 1988 basımı bu kitap ve hala basımı yok. Yoksa şu an için basımı olmayan çok fazla kitabı var arkadaşlar. Zifiri Karanlık, Yıldızsız Gece'nin basımı yok. Kim Bulduysa Onun Durun yok. Karanlık Öyküler, Karanlık Çökünce, bunların yeni basımını bulamıyorsunuz. Ama bunlar hani büyük olasılıkla hemen böyle yakın tarihli olmasa bile Altın Kitapların bir ay sonra yeni basımı geliyor dediği kitap, biliyorsunuz bir yıldan önce gelmiyor. Alıştınız artık zaten. Hani söyle söyle dilimde tüy bitti benim, artık hani uğraşmıyorum. Bir şey dediklerinde çok ciddiye dalmıyorum da bu yüzden. Ama yani hani belki yakın tarihte Altın Kitaplar diyorum ya, 1-2 aya gelir dedim. 2-3 sene bekleyin siz işte. 2-3 sene sonra belki yeni basımı da gelebilir. Ama şu kitabın çok uzun süredir yani. 36 yıldır yeni basımı gelmediği için onu da koydum. Şunların da şu an için basımı yok arkadaşlar. Mesela Amerikan Tanrıları'nın karton kapaklı kitabı çıktı. Yani karton kapaklı olarak basıldı ama ciltli basımı yok şu an için. Bendeki 10. yıl edisyon. Hani kıymeti buradan bu kitabın. Dediğim gibi yani her basım olmayan kitap zaten çok pahalıya satılacak, her basım olmayan kitap değerli olacak diye bir şey yok ama bunların çoğu şu gösterdiklerim şu an için basım olmadığından ikinci elleri ne yazık ki çok yüksek fiyatlara satılıyor. Özellikle gösteriyorum bunları. Bu da öyle arkadaşlar, yine Neil Gaiman'ın Öyküler kitabı ciltli. Bu da şu an için yani kıymetli olan basım olmayan kitaplardan birisi. Ama bunlar hani ileride gelebilecek kitaplar. 10. yıl edisyon olarak gelemez zaten, artık o tarih geçti de Amerikan Tanrıları da ciltli olarak gelebilir. Yani gelme ihtimalleri var.
Şu da arkadaşlar yine basılma ihtimali olabilen kitaplardan birisi. Bitiriyorum artık, sonlara geliyorum. Tolkien'in Kayıp Öyküler 1 ve Kayıp Öyküler 2 kitapları ne yazık ki şu an için basım olmadığından çok pahalıya satılan kitaplar. Telif hala 6.45'te mi bilmiyorum ben ama Tolkien kitaplarının bazıları işte mesela Yüzüklerin Efendisi Metis Yayın Evi'nden çıkıyor. Yarın bir gün Metis Yayın Evi bunların da belki telifini alır ve Kayıp Öyküler kitabını belki ikisini birleştirip tek kitap ciltli olarak da olabilir. İtaki'den çıkan bazı kitapları var işte. İtaki miydi? Yanlış söylemeyeyim de. Numenor'un düşüşü falan filan. Galiba İtaki'ydi, evet. Yani telifi biraz karışık onların herhalde. Biraz bir yayın evinde, biraz öbür yayın evinde. Yakında çıkabilir belki ama dediğim gibi imkansız değil. Ama şu kitap tekrar basılmayacak ne yazık ki arkadaşlar. Yüzyılın en iyi bilim kurgu öyküleri. Sadece iki basım yapmış ve ondan sonra da teliften dolayı bir problem için durdurmuşlar. Basılmasının zor sebebi şu bence arkadaşlar. Yani ben öğrendiğimde biraz da geç öğrendim, bu kitaptan geç haberim oldu. Ya özellikle işte İtaki'ye bir telefon ettim, artık oradaki hanımefendi hani açıklama yaptı bana, nedir dedim, hani böyle böyle bir şey diyorum. Evet beyefendi dedi, şeyle ilgili telifle ilgili dedi bir sıkıntı olduğu için dedi yeniden basılmayacak dedi bu kitap. Şeyine bakmaya çalışıyorum da arkadaşlar, birinci baskı Mart 2018'miş. Ben de ne zaman aldım işte 2018, yalan olmasın işte Ekim miydi Kasım mıydı öyle bir şey de almıştım. Bunun zor tarafı arkadaşlar burada 27 farklı yazarın 27 farklı hikayesi var. Ve bunların haliyle hayatta olanların kendilerinden izin almak gerekiyor. Çok çok eskiler varsa da onların da varisleri var sonuçta. Tamamından 27'sinden birinden izin alıp bu derleme yapıp basmak zordur büyük olasılıkla. Bence ondan bu kadar net konuşuyor İtaki bir daha yeni basımı gelmeyecek diye. Çünkü şey de diyebilirlerdi yani. Hani şu an için bir sıkıntı var arkadaşlar. İleride çalışmalarım sürüyor diyebilirlerdi. Kesin bir şekilde bir daha yeni basımı gelmeyecek dediler. Kendileri duyurdular. Sebebi o olabilir. Şu da yeniden basılmayacak bir kitap arkadaşlar. Şimdilik çok üzüldüm. Artık bir tanesini koydum. Bu Atatürk'ün okuduğu kitaplar arkadaşlar 24 ciltlik bir kitap. Tamamı var bende. Hem kendime aldım hem de 3 farklı kişiye hediye ettim arkadaşlar. 3 farklı kişiye. Toplamda 4 tane almıştım ben şimdiye kadar. Biliyorsunuz işte bahsettim. 2 aydır Ankara'daydım. Benim memleketim Ankara. Anıtkabir'i ziyaret ettiğim sırada tekrar bir sordum. Hani özellikle bulursam tekrar alayım diye. Oradaki çalışan da haklı olarak ya kitap maliyetleri çok arttı. Hani baş edemiyoruz artık. Bir de bakın arkadaşlar bu normal böyle saman kağıdı basılı da değil yani bu kitaplar. Şöyle bakın beyaz. Tek adam okuyanlar bilir böyle bunların maliyeti biraz daha fazla oluyor. Kitap daha ağırdır zaten böyle beyaz sayfa bakın böyle saman kağıdı sarısı da değil. Öyle olduğu için maliyet de çok artıyor dediler. Ve gerçekten uygun almıştım ben. O zamanın parasıyla işte tam hatırlamıyorum şimdi de. Mesela ne diyeyim size 3 kitap veya bilemediniz 4 kitap parasına 24 ciltli kitap almıştım ben. Ya 24 cilt dediğine bakmayın. Bunun yarısı zaten kitabın orijinal dili. Diğer yarısı da Türkçe. Yani kitabın orijinal diliyle beraber basılmasa, bu sadece Türkçe olarak basılsa 12 cilt çıkar buradan. Ama önemli değil yani, yine uygun bir fiyata satıyorlardı. Ama kitap maliyetleriyle başaramadıkları için ve o kadar yüksek fiyata da insanlar gelip kitap almadıkları için basımını durdurmuşlar. Fiziki olarak kitabı alamıyorsunuz ama güzel tarafı Anıtkabir Derneği'nin internet sitesinde bedava, herkese yani açık bir şekilde PDF olarak bu 24 ciltte var. Özellikle ben çünkü internette falan da baktım. Hani olur ya bir sıfırını falan böyle nadir de ne bileyim işte hepsi burada da bazen satılıyor öyle insanlar hani fazla fazla alıp satıyorlar. Bir sıfırını falan denk getirirsem en azından bir fiyatını öğrenirim falan diyordum. Yok yani hani sıfır da yok, göremedim. Ben göremedim en azından. Dediğim gibi kötü tarafı şu an için böyle fiziki olarak bu kitabın satışı durduruldu. Anıtkabir'in içerisindeki hediyelik eşya bölümünde veya Anıtkabir Derneği'nin işte internet sitesinde orada satılıyordu eskiden. Durdurulmuş ama güzel tarafı da hani dediğim gibi internetten indirip PDF olarak okuma şansınız var. Son kitabım bu arkadaşlar. Bunu henüz okumadım. Atlas Silki'nde Ayn Rand'ın. Ayn Rand'ın bazı kitapları çıkmış arkadaşlar yeniden ama çok detaylı bakmadım. Ama hani benim bildiğim kadarıyla başka başka kitapları çıkmış. Atlas Silki'nde tek kitap olarak böyle çıkmadı diye biliyorum. Kitabı da henüz okumadığım için içeriğini bilmiyorum. Yani belki içerisinde birkaç kitap birleştirilip yayınlanmıştır. Bu da o yeni çıkan kitaplar onların böyle farklı farklı basımlarıdır. Hani varsa da benim haberim yok ama bildiğim kadarıyla Atlas Silki'nin de şu an için basımı yok. Bunu da çok zor denk getirip yine ikinci el olarak bir sahaftan almıştım. Yüksek fiyatlı. Evet arkadaşlar, bugün sizlere kendi koleksiyonumdaki Stephen King filmlerini ve hani bence öyle şu an için bulunması zor olan bazı kitapları göstermeye çalıştım. Koleksiyona gidiyorsanız bunları artık bir araya getirmek ne yazık ki çok zorlaştı. Dediğim gibi çoğu yerde bulmak imkansız yani. Yurt dışından falan Türkçe olarak satılan bu filmlerden çok çok daha ucuza belki benim koleksiyonumdan çok daha fazlasını da oluşturabilirsiniz. Ben o kısmına imkansız demiyorum. Benim imkansız dediğim yerli basımları bulmak. Şundan bahsediyorum yani mesela sıfır olarak Korkmuş Ovunu bulmak. Çünkü benim görüşüm böyle. Benim için değerli olan yerli basım filmler. Her zaman söylüyorum yani.
Türkçe olsun, ismi Türkçe olsun, içerisinde Türkçe altyazı veya Türkçe dublaj bir şekilde dil desteği olsun takıntınız yoksa dünyanın her yerinde her filmi bulabilirsiniz. Avustralya'da da İngilizce konuşuyorlar. Avustralya'da belki Amerika Birleşik Devletleri'ndekinden çok çok daha ucuza da film satılıyor olabilir veya Hindistan'da. Ama yerli basım arıyorsanız artık ne yazık ki dediğim gibi bulmak çok zor. Bu şekilde koleksiyon yapan varsa kolaylıklar diliyorum kendim de dahil herkese. Evet arkadaşlar, şimdilik benden bu kadar. Hepinize uzun günler, hoş geceler diliyorum. Hoşça kalın.